Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü kargolarım geldi arkadaşlar. Sonunda bir kutu açılımı videosu çekiyorum. Sabah ofisteydim. O yüzden bir an önce eve gelmek için gün saydım arkadaşlar. Dışarıda birkaç işlerim vardı. Ancak akşam vakti eve gelebildim arkadaşlar. Bu arada güneş de çok güzel batıyor. Şimdi sizinle beraber kutu açılımı yapacağım. Kulaklığım bir iki gün önce falan geldi arkadaşlar. Bugün de işte tabletim geldi sayılır. Çok heyecanlıyım, o yüzden nasıl çekeceğime dair bir fikrim yok. Yani kulaklığımı gösterebileceğim ama tabletteyken sanırsam direkt tableti gösterebileceğim arkadaşlar. Tek başıma kurabilecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü telefonumu tek başıma kuramamıştım. Yani tableti de en kötü internete kadar bağlayabiliyorum diyebilirim belki de. Şöyle, zaten bundan bir önceki videomda sizinle beraber Apple mağazasına gitmiştim Bağdat Caddesi'nde. Alacağımın videosunu çekmiştim. Ama online'dan alabilmiştim. Mağazada kalmamıştım. Şimdi hemen şöyle kutuyu açalım bir yandan da. Mağazada kalmadığı için ben de eve sipariş etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bu arada kargoları bayağı sağlam geldi arkadaşlar. Yani küçücük kulaklığı şöyle ve tableti de aynı şekilde paketlediler arkadaşlar. Kulaklığım şu şekilde arkadaşlar. Apple'ın ilk çıkan modeli. Ben bunları kampanyadan aldım öncelikle. Bundan da bahsedeyim sizlere. Bir yandan da kutuyu açayım. Kampanyadan aldım. O yüzden kulaklığa arkadaşlar 0 TL gibi bir miktar ödedim. Yani bedavaya geldi kulaklık arkadaşlar. Şu an tabletin galiba sadece satışı 16.000 TL. Ama ben tablet ve kulaklığa öğrenci indiriminden ne kadar verdim? 12.000 TL verdim. Gerçi daha henüz vermedim arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 ay bankanım bunlar. Sadece ben kullanacağım. Bu arada açamıyorum arkadaşlar. Evet, açtım. 3 ay bankanın arkadaşlar. Benim değil henüz. Bismillah. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İçinden postum çıkacak. Bir de sanırsam hiçbir şey çıkmadı. Yok. Bir de şarj aleti çıktı arkadaşlar. Şu şekilde şarj aletini de göstereyim. Ben videoyu, yani şu an çektiğim videoyu arkadaşlar iPhone 13 Pro Max ile çekiyorum sanırsam. Çünkü ablamın telefonuyla çekme kararı verdim. Şu an çünkü kendi telefonumu buna bağlayacağım arkadaşlar. Hemen de bağlamaya çalışacağım. Sesini de bir kontrol etmiş olalım sizlerle beraber. Şöyle hemen kulaklığımı da göstereyim. Ama arkadaşlar şöyle hemen bunun toz kapmaması için bir... Hemen bakın, kapmış biri. Böyle küçük küçük tozlar kapıyorlar havadan. Bir kap almam gerekecek hemen. Hemen telefonumun da Bluetooth ayarlarını açtım. Ama bu arada bunun şarjı var mıdır acaba? Aa, çıktı hemen, süper. Tamam, bağlan. Şöyle telefonumu da göstereyim arkadaşlar. Bildirim sesini aramaları duyuyor. Tabii ki de duyuyor. Şu an kulaklığın şarjı 75T. Yok, kulaklığın şarjı 85T. Kutunun şarjı 75T arkadaşlar. Ve bağlandı mı? Hemen kontrol ediyorum. Oldu sanırsam. Hemen bir Spotify'dan şarkı açalım. Bakalım gelecek mi gerçekten? Evet, şu an bir deneme yanılma yöntemiyle çalıyor. Süper. Evet, kulaklığımın bu kadardı şeyi arkadaşlar. Şöyle kulaklığa görünüşünü de göstereyim. Bayağı sesi yüksek açtım arkadaşlar. Evet, kulaklığım bağlandı. Demek ki çalışıyormuş arkadaşlar. Bunu da test etmiş oldum sizinle beraber. Şimdi asıl can alıcı şeye gelecek olursak, tablet arkadaşlar. Çok korkuyorum onu aslında tek başıma çekmeye. Biraz kurumaya çalışalım. Ama çok marifetli değilim bu konularda. Yani kurma aşamasında elektronik cihazları. Belki videoyu tam olarak çekemeyebilirim. Onun bilgisini vereyim. Sonra şey olmayayım. Beceriksiz olmayayım yani. Önceden beceriksiz olduğumu size dile getireyim.
Kulaklık böyleydi. Hemen şunu kapattım. Ve kulaklığa 0 TL para verdim. Çok mutluyum şu an. Evet, bununla işimiz bitti. Telefonumu da şöyle kenara alalım. Bakayım, bildirim gelmemiş. Sanırsam artık telefonu yenileme zamanı gelecek. Şöyle hemen tableti de açacağım. Çok iyi. O da bu şekilde arkadaşlar. Sonunda kavuştum tabletime. Artık videolarımı Sena'nın MacBook'uyla yapmak zorunda kalmayacağım arkadaşlar. Kendi tabletim ile yapacağım. Bunu atalım yere. Evet, tabletin kutusu şu şekilde geldi arkadaşlar. Yani içi bu kadar büyük değildir diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle bakıyorum. İçinde zaten ne var? Tablet var, şarj cihazı, adaptör. Tamam, bu kadar. Bir de kablosu var. Süper. Evet arkadaşlar, tabletim Air kaç? 5. nesil arkadaşlar. Bunlara bir an önce benim kap almam gerekiyor. Çünkü ben çok sağlam bir şekilde bakmıyorum eşyalarıma. Ve düşürme olasılığım çok çok yüksek. O yüzden bunlara kap almadan dışarıya çıkartmamam gerek. Hop, şunu da atalım. Çok mutluyum şu an. Umarım hemen kurabilirim arkadaşlar. Tek başıma. Kimseden yardım almadan. Şimdi açabildim arkadaşlar ancak. Hemen şuradan şöyle tabletimi alalım elimize. Çok duygusal anlar yaşıyorum şu an. Bu arada tabletimin rengi pembe arkadaşlar. Pembe olmasını çok istedim. Ve iyi ki de pembe aldım arkadaşlar. Hemen size göstereceğim rengini de. Şu ses mükemmel. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hemen bunu da böyle yapayım. Ve şöyle aslında bir 10 gün daha bekleseydim arkadaşlar, tabletin şurada Air yazan kısmının üstünde adımı yazdırabilirdim. iPad Air yazmadan sadece adım soyadım yazabilirdi. Yeğenime de aldık çünkü tabletten. Yeğenimin adı soyadı yazıyor arkadaşlar. Gayet çok güzel. Ben şimdi bunun içinden çıkan adaptörü ve şarj cihazını da göstereyim sizlere ve tableti öyle kurmaya başlayayım. Şöyle bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bazen telefonumu da şarj ederim bununla. Şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bismillah deyip tableti elimize alalım. Arkadaşlar bu arada ben bunları kendi stajyer öğrenci maaşımla aldım. Açılıyor şu anda. Ben şimdi isterseniz nasıl yapacağım hiç bilmiyorum da adım adım göstereyim bence. Hiç telefonumun tripodumun alanını bozmayayım arkadaşlar. Hello yazdı bu arada. Hiç bozmayayım çünkü görüntü hemen şey olmasın. Yani yer değiştirmesin arkadaşlar. Her dilden bir merhaba yazıyor. Şu an bir yabancı harflerle yazdı. Sonrasında Türkçe merhabaya geçti. Kaydırdım ve hemen şöyle yakınlaşayım sizlere. Dilini seç diyor makinanın. Ve Türkçe olarak seçtim. Ülke ve bölge olarak seçin diyor. Türkiye'yi seçiyorum. Hemen şurada bir hızlı başlangıç diyor. Elle ayarlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ben kendi telefonumdaki olan mail adresimi buna kurmak istemiyorum. O yüzden buna yeni bir mail açmam gerekecek. Sürdür diyorum. Hemen kendi Wi-Fi'me bağlanmam gerek. Ama Wi-Fi adını bilmiyorum, bir saniye. Kendi telefonumdan bakıp hemen bağlayayım buna. iPad'imizin etkinleştirilmesi birkaç dakika alabilirmiş arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz. Sürdür. Sürdür. Şöyle parmak izlerimi falan ayarlamam gerek sanırsam. Parmağınızı yerleştirin. Sonunda halledebildim arkadaşlar. Cahillik seviyem. Şöyle bastırıyorum. Halbuki şuradaki tuşa bastırmam gerekiyormuş. Bilmiyordum. Bunu daha sonra ayarla. Hemen bir şifre ayarlamam gerekiyor. Onu da ayarlayayım. Sonra zaten bunları büyük bir ihtimalle değiştiririm arkadaşlar. Diye tahmin ediyorum. Çünkü çok basit şifreler koydum.
verilerini geriden yükle, Mac'ten veya PC'den geri yükle. Bu nedir? Ya bu benim büyük bir ihtimalle telefonumdaki bütün her şeyi buna mı aktaracak? Yapmasın böyle bir şey çünkü istemiyorum. Buradan geri desem. Buradan da geri desem. Şöyle. Artık bir her arası çıksam ya. Ay ekran kendiliğinden gelsene. Ben şunu kurup yani şöyle kurmada kurma konusunda yardım olup hemen geleceğim arkadaşlar tekrardan. Sonunda kurabildik arkadaşlar tableti. Beceriksiz olduğumu zaten videonun başında da söylemiştim. İçeride ablamdan yardım alarak kurdum tableti. Şu an aktif bir şekilde açık. Hemen şöyle şifremi de gireyim ve size ana ekranını da göstereyim. Şöyle hemen bir ekran sizi karşılıyor ve şöyle şu anlık içindeki uygulamalar bu kadar. Zaten bu kadardan fazlasına çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü tableti almamdaki amaç ders çalışmaktı ve ekstradan YouTube'da attığım videoları editlemekti. Bu arada editleme programı olarak şu en sondaki programı kullanıyorum, iMovie'yi. O yüzden tableti aldım. Onun ağırlıklı olarak bir şey kullanmayacağım yani. Tarayıcıdan işte okulun kendi sitesine gideceğim ve videolarımı editleyeceğim. O yüzden 64 GB bana yeterli olacaktır diye düşünerek 64 GB'lık olanı aldım. Tabii ki de boyutları artıyor ve her arttıkça fiyatı da artıyor arkadaşlar. Ben şu an işte hem kulaklığı hem de tabletime 12.000 TL ödüyor olacağım. Bu şekilde yani videonun akıbeti bu şekildeydi. Sizler de heyecanıma ortak olmanızı istemiştim. Ve bu şekilde videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Zaten ilerleyen videolarda evde ders çalışma vlogları da gelecek. Çünkü yani 2-3 hafta sonra vize haftalarım başlıyor maalesef. Bizde vize haftası 2 hafta olacağı için yine bir yoğun bir tempo beni bekliyor olacak. Of, şu an çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Sanki ilk videomu çekiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Eğer bana söylemek isteyecekleriniz varsa aşağıya zaten videonun açıklama kısmına kendi kişisel hesaplarımı bırakıyor olacağım. Mail adresimi, işte Instagram hesabımı vesaire. Eğer video içerik fikirleriniz varsa bana mail atabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone değilseniz bence hemen olmalısınız. Çünkü ilerleyen videolarda sizleri birazcık sürprizler bekliyor olacak peş peşe. Çünkü çekilişlere biraz ara verdiğimi düşünüyorum. Bence artık çekilişe devam etti. Kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. O yüzden bence kanalıma şu an abone değilsen hemen olmalısın. Ve bu videoyu da beğenmediysen hemen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutma. Desteklerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu başlarken hava en azından bir tık aydınlıktı arkadaşlar ama şu an kararmış birazcık. Neyse. Ben şimdi çayımı içeyim. Biraz daha tabletimi kurcalayayım arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandırayım. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşürüz.